Levent Ağaoğlu. Sorum, Türklerin Almanya'da iş hayatında ilgili konumları hakkında. Türk ihracatçılar Almanya'da mevcut, ne derece mevcutlar? Yani oradaki Türk iş adamlarının üst düzeylerde varlar mı, yoksa dönerci, o tarz orta kademe işlerdeler mi? Şimdi bu Almanya'nın ihracatı herhalde 2 trilyon dolar civarında, ilk birinci, ikinci sırada dünyada. Şimdi bizim ondan yararlanma imkanımız var mı? Almanya'nın pazarlarından, Almanya'daki Türk iş adamlarının. Misalen, Almanya'daki Türk iş adamı, ihracatçı diyelim, Türkiye'den üçüncü bir ülkeye ihracat yapar, Türkiye'deki, yani Türkiye'ye sipariş verebilir. Türkiye'deki üretimi desteklemiş olur. O anlamda bizim orada Ögel Tur vardı misal şey konusunda, turizm konusunda, o iflas ettirildi mi bilemiyorum, neyse. İhracat sektörü konusunda Almanya'da güçlü Türkler var mı? Çok teşekkür ederim. Evet, Almanya'da güçlü Türkler var. Gerçekten benim az önce verdiğim örnekte de bir tost makinasıyla başlayan bir serüven. Döner garsonluk, dönercilik, Lünen'de, Dortmund'un kenar kasabalarından bir tanesinde Lünen'de başlayan ve bugün waffle makinalarının dünyadaki bir numaralı üreticisi. Bunun gibi var, yani gerçekten çok büyük örneklerim var ama tabii Mahmut Hocam şu an aktif olarak orada olduğu için Şevki abi de döndü, ben de döndüm. Ben bir de Alman değilim. Sözü sayılır. Arkadaşlar, benim bildiğim Almanya'da sizin düşündüğünüz efsafta iş adamı hemen hemen yok gibidir. Şimdi büyük çapta ama esnaf kesimi var. Küçük işletmeler var. Büyüye yakın, işte Türkiye'den Almanya'ya ihracat yapan veya Türkiye-Almanya arasında çalışan bazıları vardır. Belli zaman içerisinde bu belki birkaç sene sonra ortaya çıkacaktır. Şu anda kendini fazla belli etmeyen, şimdi Almanlarda bir sıkıntı var. Yaşlandıkça yeni nesiller orta direk dediğimiz şeylerin babalarının iş yerlerine devam ettirmiyorlar, bırakıyorlar. Bunları zaman zaman Türklerden ve diğer göçmenlerden alanlar var. Böyle devralanlar var. O istikamette zaman zaman bazı şeyler okuyoruz, duyuyoruz. Henüz daha onlar çok piyasaya çıkmış değiller. Ama büyük çapta döner, restoran, hizmet sektörü, market ve buna yakın diğer işlerde, sağlık sektörünün diğer hizmet veren kesimlerinde ciddi manada bir şeyinden Türk kökenli iş adamlarından bahsetmek mümkündür. Sorumu bağışlayın ama diyeceğim, yani sizinle ilgilendir orada Türk iş adamı var mı yok. Neticede onlar Türktür ama neticede oraya ticaret yapıyor. Bu biraz kültüre falan diğerlerine benzemez. Ticaret menfaatine dayalı, insanlık kitabına dair şeylerdir. Ve neticede onlar oranın iş adamı olacaktır. Yani bizimle o manada fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama sadece burada şey var, Türkiye'den daha çok ihracat yapan şirketler var. O da Türklere bilerek, yani Türkiye'nin doğduğunun fasulyesini, bilmem salçasını bir üçte biz orada tüketiyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi çeşitli yerlerde rastlamışsınızdır. İşte Almanya'da 70 bin iş adamımız var. İşte bunların 7-8 milyarlık yatırımları var. 300 bin kişiden fazla istihdam sağlamaktadırlar. Şimdi bunlar, o iş adamı denilenler çoğunluğu esnaftır. 7 milyar az bir rakam değildir. 300 bin kişilik istihdam da yine önemli bir rakamdır. Ancak bunlar Almanya ölçeğinde ele alındığı zaman öyle bizim büyüttüğümüz kadar büyük rakamlar değildirler. Şimdi büyük iş adamı konusuna gelindiğinde bu konu bundan 15-20 yıl önce çok gündemdeydi. Şimdi o yıllarda Türklerin oradaki
bir anlamda tırnak içinde sefil durumunu anlatan En Alttakiler diye Günter Wallraf tarafından bir kitap yazılmıştı. Ve Türklerin nasıl sömürüldüğü o konuda orada anlatılıyordu. Buna tepki olarak bizlerden de En Üsttekiler diye kitaplar yazıldı. 2-3 tane öyle kitap yazıldı. Burada da işte Türkler sadece Günter Wallraf'ın anlattığı gibi fabrikalarda sömürülen kişiler değildir. Büyük Türk iş adamları da vardır diye bir dizi iş adamı orada tanıtıldı. Mesela bunlardan birisi Mahmut Bey'in hemşerisi diyebileceğim Ahınlı, işte Kemal Şahin, Şahinler Holding. Öbürü Et Kralı Aydın Yardımcı, Vural Öger, efendim Bagdat'ın sahibi Mustafa Baklan falan gibi böyle 8-10 tane isimdi. Ancak şu anda bunların hemen hemen hiçbiri ayakta değil veya eski durumlarında değiller. Şimdi Alman ekonomik sistemi de siyasi, kültürel, sosyal diğer sistemler olduğu gibi tamamen Almanya ve Almanlar lehine çalışan mekanizmalara sahip ve bunları zaman içerisinde istediği şekle getiriyor. Şimdi hizmet sektöründe mesela çok yaygın bir Türk kesimi mevcut. Örnek olarak vereyim, lafı uzatıyorum farkındayım ama mesela orada bir şehre gittiğiniz zaman bir sürü kuaför Türk görürsünüz. İşte Ayla kuaför, Leyla kuaför falan diye tabelalarından tanırsınız. Şimdi Alman maliyesi veya diğer ilgili şeyler her sene neredeyse buralara operasyon yaparlar. Yok işte şu hesabı yanlış yaptın ceza, yok şunu şöyle yaptın ceza. Bunların bile istikrarlı şekilde yaşamasına müsaade etmezler. Fakat siz biraz staj kokan şekilde dönercilerden bahsettiniz. Dönercilik Almanya'da büyük bir sektördür. Dönercilik, döner nihayetinde büfelerde satılır ama Almanya'da 150'nin üzerinde döner fabrikası vardır. Şimdi bu ciroyu büyüten bir husustur ve de son 10 yıldır neredeyse döner büfelerinin ciroları McDonald's falan gibi bu zincirlerin cirolarını aşmıştır ve büyük bir rekabet gücü vardır. Aslında bu döner konusu Türkiye'nin milli bir sektör olarak ele alıp bütün dünyayı fethedebileceği bir sektördür. Ama Türkiye nedense buna ilgi göstermiyor. Yani İsrail, Mısır, Şovarma adı altında yani onlar da sahip çıkmaya çalışıyorlar bizim dönerimiz ama maalesef Türkler gerçekten biz toplum olarak gerçekten o kadar çok fazla değer vermiyoruz. Bir tane, evet.